Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Cumhuriyet dönemi roman ve hikaye ile karşınızdayız değerli arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi roman ve hikaye dediğin zaman öncelikle mantığı bilmeniz lazım. Ben burada nasıl ders çalışacağınıza dair de bazı ipuçları vermek istiyorum. Cumhuriyet dönemi roman hikaye dediğin zaman senin için önünde 4 tane fırsat vardır. Milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdüren roman hikaye, bireyin iç dünyasını anlatan hikayeler, toplumcu gerçekler, bak bu bireye esas alıyor, bu da toplumcu gerçekçiler, bir de modernistler. Burada dönemin özelliklerini bilip, orada değerli arkadaşlar, şimdi bizim için bak şu önemli. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler, ben birazdan bahsedeceğim nelere değinmiştir. Buradaki sanatçılar, mesela Halide Edip Adıvar dediğin zaman, biz bunu milli edebiyatta da anlattık. Ne yapacaksın hemen? Halide Edip Adıvar da aklına ateşten gömlek gelecek. İşte Yakup Kadri dediğin zaman yaban gelecek. Reşat Nuri dediğin zaman Çalı Kuşu, Yeşil Gece gibi romanlar gelecek. Hani ilk başlayanlar, yeni başlayanlar ezber yapacak arkadaşlar. Özelden genele doğru giderse detaylandırması sonradan olabilir. Şimdi gelelim milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman ve hikaye anlayışına. Milli edebiyat kadrosu içinde yer alan Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri. Biz bunu milli edebiyatı anlatırken de şöyle söyledik. Atatürk'ün emriyle bunlar Anadolu coğrafyasındaki olup bitenleri anlatsın diye Türk Ocağı, Türk Yurdu, Türk Derneği gibi önemli yayın organlarında, vakıflarda, kuruluşlarda bunlar öyle bir roman yazın ki Atatürk'ün emriyle bunlar oluyor. Öyle bir roman yazın ki Türk halkı yaşadığına tanıklık etsin denilmiştir. Onlar da yaban gibi, ateşten gömlek gibi, yeşil gece gibi önemli romanlar yazmıştır. Peki milli, adı üstünde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman ve hikayede ne anlatılır? Anadolu coğrafyasına değinilir. Kurtuluş Savaşı bizim için önemli bir çıkış noktasıdır. Atatürk İlka ve İnkılaplarından, yeni kurulan Cumhuriyet'in Ankara'sından bahsetmemiz mümkündür. Bunların yanında ülke ve toplum sorunlarına bahsetmemiz lazım. Kadın hakları vesaire de olabilir. Eski yeni çatışması, halk aydın çatışması da var. Mesela biz yabanda bunu görüyoruz. Halk arasındaki hurafeler, Yeşil Gece romanında bunu net bir şekilde görürüz. İşte Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu demişim, çok özür diliyorum. Yaprak dökümünde de yanlış batılılaşmasına bahsedildiğini görüyoruz. Mopasan tarzı hikayeler bu dönemde daha çok görülür ve realizm akımı vardır. Halide Edip Adıvar'ı bildiğiniz üzere milli edebiyatta da anlatmıştık. Burada da kısaca bir bahsedelim. Kendisi Sultanahmet mitingi ile zaten gönülleri fethetmiştir. Hayatı hakkında bizim için çok önemli değil. Güçlü, karakterli, fedakar bir kadındır. Üç grupta toplayabiliriz. Bak, ben sizin için burada detaylandırdım. Birinci sanat döneminde kadının toplumdaki yerini işte şurada alıyor. Kurtuluş Savaşı'nı vurun KPY ve ateşten gömlek ve toplumsal konulara yer verdiği Sinekli Bakkal, Kız Tevfik Kahramanı, işte dedesiyle olan münasebeti çok önemli. Tatarcık, Akile Hanım Sokağı gibi romanları da koyabiliriz. Romanlarını, hatıraları bizim için çok önemli. Mor Salkımlı Evle Türk'ün Ateşli İmtihanı 10. sınıf müfredatında bakın yer alıyor. O yüzden dikkat edin. Dağa Çıkan Kurt'u roman zannetmeyin. Kubbede Kalan Hoş Seda, bunlar hikayeleridir. Tiyatrolarından da bahsetmemiz mümkündür. Halide Edip Adıvar için. Reşat Nuri Güntekin'den bahsedecek olursak değerli arkadaşlar, kendisi müfettişlik falan yapmış. UNESCO'da Türkiye temsilciliği yapmış. Bunlar bizi çok ilgilendirmiyor açıkçası. Anadolu Notları nedir? Bakın bu da 10. sınıf müfredatında vardır. Gezi yazısı türüdür. Bu bizim için önemlidir değerli arkadaşlar. Psikolojik tahlillerde kendisi başarılıdır. Romanlarını tiyatro, işte Yaprak Dökümü'nde tiyatro olarak da yazılmıştır. Kendisi romanlarında öğretmen, kaymakam, doktor, asker, din adamı gibi Anadolu'da görev yapan memurları çok anlatmıştır. Çalı Kuşu'yla da esas şöhretini kazanmıştır. Çalı Kuşu'yla ilgili milli edebiyatta da söyledim. Tekrardan söyleyeyim. Atatürk 3997 tane kitap okuduğu söylenir. Ve Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda dahi yanında ayırmadığı kitaplardan bir tanesi işte bu Çalı Kuşu'dur. Çok lezzetlidir bu kitap. Ya bu kitabı ciddi manada okumadıysanız okumanızı tavsiye ediyorum. Hele ki öğretmen arkadaşların, öğretmen olmak isteyen adayların kesinlikle okuması gerekiyor. Şimdi şöyle kısa kısa önemli bir sanatçımız olduğu için Çalı Kuşu'nda
Bildiğiniz üzere Feride Öğretmen hakkında Acımak'ta Zehra Öğretmen üzerinde bir günlük sayesinde romanın sonuna biz 9. sınıflarımıza da bunu okuttuk. Acımak romanı bu şekilde. Ali Şahin Efendi üzerinden de laiklik teması işleniyor. Yeşil Gece. Ali Rıza Bey başkahraman yaprak dökümü biliyorsunuz ki o da toplumdaki ahlaki çöküntüleri anlatıyor. Onun başka romanları da çok önemli. Kavak Elleri dizisi yapıldı biliyorsunuz ki. Akşam Güneşi'nde herhalde dizisi yapıldı ama tam hatırlamıyorum. Ya biliyorsunuz bu önemli romanlar, hikayeler oldu mu televizyonlarda güzel bir şekilde beyaz perdeye aktarılıyor değerli arkadaşlar. Anadolu Notları'ndan söylemiştik. Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Olağan İşler lise ders kitabında örnek metin olarak gösterilmesi bakımından bizim için önemlidir. Tiyatroları da vardır, Balıkesir Muhasebecisi gibi. Şimdi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar Reşat Nuri Güntekin'den sonra Hüseyin Nihal Atsız. Hüseyin Nihal Atsız demek, aday bir kere şunu söyleyecek. Hüseyin Nihal Atsız demek, ruh adam demek. Hüseyin Nihal Atsız demek, bozkurtların ölümü, bozkurtlar diriliyor demek. Sen şunları bilmesen de olur ama ruh adamı, bozkurt, milli davayı anlattığı için önemli değerli arkadaşlar. Hüseyin Nihal Atsız'ın o iki tane eserini bilmeden sınava girmeyin. Mithat Cemal Kuntay. Burada sadece bilmen gereken ne biliyor musun? 3 İstanbul. Türk'ün Şehnamesi'nden attığı şiir kitabı da yer aldığını bilseniz iyi olur. Ama 3 İstanbul biliyorsunuz ki milli mücadele anlatması bakımından önemlidir. Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı romanı bizim için çok 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 önemlidir değerli arkadaşlar. Aka Gündüz demek Dikmen Yıldızı demek. Dikmen Yıldızı demek Aka Gündüz demektir. Bu da lise ders kitabında yer almıştır kendisi. Onun için Dikmen Yıldızı'nı bilin. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı konu alan eserler. Bakın Kurtuluş Savaşı'nı konu alan eserler. Samim Kocagöz'ün Kalpaklıları, Tarık Buğra'nın Küçük Ağası, Yakup Kadri'nin Yabanı. Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'nın anlatıldığı Sodom ve Gomorra adlı eseri. Bunları liste olarak ezberlemenizde çok 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 fayda olacaktır değerli arkadaşlar. Aka Gündüz'ün Türk Kalbi gibi önemli başka hikayeleri de vardı. Dikmen Yıldızı'ndan bahsetmiştik. Diğer eserlerini ben çok önemsemiyorum ama tabii ki sınava giren sizlersiniz. Lütfen bakın. Daha hiç bugüne kadar gelmedi ama bu eser gelir. Emine Işınsu, Halide Nusret Zorlu Tuna'nın annesi, bu onun annesi, yani şöyle söyleyeyim, Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızıdır Emine Işınsu. Bu bakımdan önemlidir. Pınar Kür de biliyorsunuz günümüz yazarlarından onun kuzenidir değerli arkadaşlar. Nisan Yağmuru, Havva, Bir Ben Vardır Benden İçeri, Bukağı, Hacı Bayram, Hacı Bektaş Veli romanlarının tamamında da tasavvuf konumudur Emine Işınsu'nun. Küçük Dünya onun ilk romanıdır değerli arkadaşlar. Küçük Dünya. Buradan böyle şöyle söyleyeyim sizlere. Küçük Dünya'yı kesinlikle bilin. Birkaç tane Ak Topraklar gibi, Atlı Karıncalar gibi yavaş yavaş da hikayelerini, romanlarını ezberlemeye özen gösterin. Milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren sanatçılar roman ve hikaye anlayışı olarak anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.